Halime Yüksel evinde şüpheli bir şekilde karnından vurulmuş olarak ölü bulunuyor. Öncelikle intihar ettiği şüphesi yoğun bir şekilde vardı soruşturmanın en başında. Daha sonra dosyaya eklenen deliller sebebiyle birçok somut delil var. Eşi şüpheli olarak öncelikle tutuklandı, sonrasında sanık olarak yargılandı ve Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın eşi kasten öldürme suçunu işlediğine hükmetti. Daha sonrasında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan cezası haksız tahrik ve iade indirimleri uygulanarak 16'yı 8 aya düşürüldü. Maktule'nin sosyal medyadaki yazışmaları, hani dosyada sadece bunu da altını çizmek istiyorum bu arada, hani bunların hepsi iddiadan ibaret. Maktule'nin sadakatsizliğine dair bir takım bulgular sebebiyle ve işte iddialar sebebiyle buna hükmetti. Yani aldatma olarak bunu kabul ederek sadakatsizliği, haksız tahrik indiriminin kapsamına soktu. İhale indirimi de şöyle söyleyeyim size, sanığın gelecek hayatındaki etkisi düşünülerek de ihale indirimi yapıldı. Bu sebeple yani çifte indirim uygulanarak sana 16 yıl 8 ay oldu cezası. Ben bu konuda hani şahsi fikrimi belirtmekten ziyade bunu hani bütün mahkeme heyetinin kadın olmasını, savcının dahil kadın olmasını kamu vicdanına bırakıyorum açıkçası. Hani onlar neyi takdir eder, ne düşünürler, hani o zaten en doğru kararı verecektir. Bu konuda kişisel görüşümü belirtmeyeyim. Yani aslında buradaki esas mesele Yargıtay uygulaması. Yani haksız tahrik indiriminin kapsamı maalesef kanunumuzda yok. Biz bunu somut olaya göre değerlendiriyoruz. Somut olayda Yargıtay içtihatlarınca zaten bizim bakabildiğimiz bir şey ve mahkemenin de ona göre hükmettiği bir şey. Haksız tahrik indirimi açısından konuşuyorum. Bizim olayımızda aldatma dediğim gibi somut iddiadan ibaret ama hani velev ki olduğu durumlarda haksız tahrik indirimi uygulanıyor. Ben aldatmanın sadece zaten mahkemedeki savunmamda da bunu belirttim. Sadece boşanma davalarının, işte tazminatın, nafakanın bir konusu olabilecekken bir insanın hayatına kastetmenin, bir insanın hayatını elinden almanın cezasında bir indirim sebebi olmasını kesinlikle çok hukuk dışı buluyorum. Yanlış bir uygulama olarak değerlendiriyorum ben. Bu kesinlikle boşanma davalarının konusu olması gereken bir mevzuyken bizim ülkemizde maalesef namus cinayetlerinin sıkça işlendiği bir ülke bizim ülkemiz. Biliyorsunuz katillerin çoğu ben namusumu temizledim diyerek ortalarda geziyor. Ve evet o namusumu temizlediğini söyleyerek ortalarda gezinen katillere bizim yargı sistemimiz bir indirim uyguluyor. Bunun hukuksal bir karşılığı maalesef var. Evet efendim, bunun dava süreci kapanma dair bir itiraz olacak mı? Evet, kesinlikle öyle. Biz zaten itiraza konu edeceğiz bu durumu. Hani bundan sonra istinaf aşamasında artık hani yargının ellerinde olacak. Biz dediğim gibi hani en üst sınırdan alabileceği en yüksek cezayı sanığın alması için uğraşacağız. Hani dediğim gibi bunu aslında bütün kadınlar adına, bütün toplum vicdanı adına yapıyoruz. Takdir daha sonrasında yargının elbette hani.